Arkadaşlar, iç çiçek iç mantar. Yaz başladı, büyük sebepleri. 1. Bodrum katları. 2. Güneş görmeyen ağaç dipleri. 3. Balkon atları gibi yerlerde tabandan rutubet alan, duvardan nem yapan ekmek, palet yem, pilav, makarna, bira mayası tarzı şeyler. Bunların tamamı iç çiçek iç mantar yapar arkadaşlar. İç çiçek iç mantar yapar. Bunların belirtileri: kafada yara dökme, gagada yara dökme, göz etrafında sulanma, ama çift göz sulanması olacak. Tek göz olduğu zaman farklı hastalıktır. Göz etrafında kızarıklık, göz etrafında şişiklik, gaga altında mantar, kursakta mantar veya içeriden veya bağırsaklardan birçok belirtisi vardır. Arkadaşlar, bunun için fukostastin, nidazol, andazol, rondazol, fulak, nikostastin. Bunları eczanede alabilirsiniz. Ben eczane ilacı öneriyorum, alabilirsiniz. Lakin siz de rondazole 40 da alabilirsiniz internet üzerinden. Benim saydığım ilaçlar reçetesiz 15-20 TL'dir. Reçeteli 5-6 TL'dir. Elimde tutmuş olduğum rondazole 40, öyle kabul edin. O da 130-160 liradır. Yerine göre, gramına göre değişiyor, ben bilmem. Ben hiçbir ilaca karşı değilim. İstediğinizi alıp kullanabilirsiniz. Lakin iç çiçek iç mantarda kronikleştiği zaman ilaçla geçmez. O zaman mantar aşısı yaptırmak zorundasınız. Mantar aşısını yaptırmadan bu işlerin altından kalkınmaz. Bu tavuklar içinde, hindiler içinde böyle geçerlidir. Keklik içinde böyle geçerlidir. Saka kanaryaya karışamıyoruz. Muhabbet kuşuna, onlar hassas kuşlar. Onların bir iki kuruma olayına müdahale edebiliyoruz. Onun dışında müdahale edemiyoruz. Evet arkadaşlar. Nidazol, andazol, rondazol, fulak, mikostastin, eczane ilaçları. Alamıyoruz, reçetelidir. Tanıdığınız bir veteriner varsa veterinere yazdırın. Veterinerin reçetesi eczanede geçerlidir. Lütfen beğene basmayı unutmayın. Emeğe saygı. Beğenileri topluyorum, koleksiyon yapıyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam. Beğene dokunalım. İlyas Yıldırım YouTube kanalı. Devavit.com internet kanalımız. Devavit Instagram sayfamız. Hepinize teşekkür ediyorum. Biz beğenmeden besleniyoruz. Lütfen beğene basınız. Like atınız, yorum yapınız. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.